Pakistan'a geleceğimi öğrendikten sonra hap içip intihar etmeye çalıştı. Beni çağırmasına rağmen hastaneye gitmedim. Çünkü saldırılarından etkilenmek istemedim. Peki sonra? Şimdi. Polise yalan ifade vereceğinden bahsediyor. O hapları ona benim verdiğimi söyleyecekmiş. Hayır, olamaz. Sırf bitirmek istediğim için onu öldürmeye çalıştığımı iddia edecek. Ne olacak şimdi? Merak etme anne. Onunla anlaşmak 2-3 ayımı alacak ama bunu çözeceğim. Sen de elinden geleni yap. Dua hiçbir şey bilmesin. Evet, söyle. Küçük bir ricam var. İşin aslı, maalesef vereceğiniz davete gelemeyeceğim. Önemli bir işim var, onu halletmem gerek. Ama müstecap, bu daveti ikimiz için planlamışlardı. Onca hazırlık yaptılar, nasıl yalnız gidebilirim? Yani, senin isteğine saygı duyup Amerika'ya yalnız gideceğim gibi. Benim isteğime saygı duyarak bu kararı verdiğini söyleme şimdi bana. Ben seni mecbur kaldığını düşünüyorum. Vay canına. Mecbur mu kaldım? Evet. Öyle de denebilir. Orada sana fazla zaman ayıramayacağım için burada kalıp istediklerini yapmanın daha doğru olacağını düşündüm. Senin istediğini kendiminkine tercih ettim. Eğer bu doğruysa sana minnettarım. Aynen öyle. Bana minnettar olmalısın. Şimdi lütfen bunun karşılığını ver. Müstecap, ben nasıl... Ama çok kızacaklar. Kimse sana kızamaz ki. Sen çok güzelsin. Hemen kabul ederler. Baksana, kocası neden hala gelmedi? Tamam, soracağım anne, lütfen. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Çok merhaba, güzelsiniz. Merhaba, teşekkür ederiz. Nerede oturuyorsunuz? Hemen şurada. 5 dakika bekleyin, geliyorum, tamam mı? Dua, kocam bize çok büyük bir kabalık etti. Annemle babam bile onu soruyor. Evet, biliyorum. Ama işi olmasaydı bu daveti asla kaçırmazdı. Hepiniz geldiniz. Bizim için böyle hazırlık yapıldı. Bu çok önemli. Meşgul olmasaydı mutlaka gelirdi. Ama onun ne iş yaptığını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Amerika'da çok önemli işlerinin olduğu ve burada seni sevmekten başka herhangi bir işi olmadı. Yani buradaki işi sensin. Siz ne kadar edepsiz oldunuz böyle. Söylesene, Amerika'ya ne zaman gidiyorsun? Neyse ki Amerika'ya gitmek zorunda değilmişim. Gerçekten mi? Nasıl? Ama neden? Müstecap kararı yüzünden gerçekten üzgün olduğumu fark etti. Ve benim için bütün planını değiştirdi. Artık yüksek lisansımı bitirdikten sonra gideceğim. Sen gerçekten çok şanslısın. Bari bize de dua et de bizi bu kadar çok seven kocalar bulalım. Amin. Neyse hadi, pasta nerede? Ben getireceğim, 5 dakika bekleyin. Hangi cehennemdesin? Buradayım. Üzgünüm. Umarım geç kalmamışımdır. Çok bekledin mi? Benim her anım senden değerli. Bir zamanlar Amerika'da seninle geçirdiğim anlar da gerçekten değerliydi. Neyse, hala inanamıyorum. Geleceğimi garantiye alıyorum. Harika. Ama
Teklifim hala geçerli. Eğer Amerika'ya gelip benimle evlenirsen, geçmişteki bütün anılarımızdan senin için vazgeçebilirim. Ben zaten evliyim. Bunu ben de biliyorum. Bu yüzden Amerika'dan onca yolu geldim ya, senin peşinden. Karınla konuşayım, onu göreyim, onu anlatayım. Kes sesini. Haddini aşmaya kalkma sakın. Bana fiyatını söyle yeter. Karınla burada görüşmeme izin vermedin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ve Amerika'nın fiyatına gelince seninle bir anlaşma yapalım. Ama orada. Bu arada sen biletini aldın mı? Evet. Aferin sana uslu çocuk. Yemek söyleyelim mi? Birlikte yemeyeli çok uzun zaman oldu. Ben söyleyeyim mi? Hı? Bakar mısınız? Bu akşam yalnız olman hoşumuza gitmedi Dua. Müstecap da yanında olmalıydı. Hemen onu arayıp nerede olduğunu sor. Bir dakika, ne konuşuyorsunuz? Hadi Dua, hemen Müstecap'ı ara, buraya evet. Gelsin. Hadi evet, çağır, hemen telefon et. Aa, tamam. Onu arayacağım. Evet, çağır gelsin. Sonunda arıyor bak. Geç bile kaldı. Alo, merhaba tatlım. Müstecap, hala meşgul evet, müsün? Evet. İşin bitti mi? En fazla 10-15 dakikaya bitmiş olur. Müstecap, sen öyle sen. Sen kutlama yapmayı kabul etmiyorlar. Eğer gelebilirim dersen seni burada bekleyebiliriz. Tamam, geleceğim. Konumu göndersen. Çok teşekkür ederim Müstecap. Bekliyoruz. Konumu hemen gönderiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bir daha sakın benimle iletişime geçme. Havaalanında görüşürüz. Görüşürüz. Yüzün benim için gerçekten çok değerli. Kelimelerle anlatamayacağım kadar çok. Duygularımın yoğunluğunu tarif edemem. Geldin. Elbette Dua. Sen beni çağıracaksın ve gelmeyeceğim ha? Ama sen de bana bir söz ver. Ben seni çağırdığımda
sen de koşarak geleceksin. Söz veriyorum Müsteca'm. İnsanın doğası öyledir ki aşk çağırınca koşarak gider. Hatta hiçbir şey ona engel olamaz. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Gel, seni herkesle tanıştırayım. Hadi. Sen Müstecab'ı nereden tanıyorsun? Aa, Bobby'den bahsediyorsun. Evet, onu tanıyorum. Benim çok yakın arkadaşımdır. O benim de çok yakın bir arkadaşım. Madem bu kadar yakın bir arkadaşın, neden seni düğüne çağırmadı peki? Evlendiğini biliyorsun değil mi? Evlendiği için üzgünüm. Beni davet etmediği için de üzgünüm. Eğer ben gelseydim o düğün asla olmazdı. Söylediklerinin ne anlama geldiğinin farkında mısın sen? Eğer duygular derinse ve bu şekilde acı veriyorsa insan her şeyi söyleyebilir. Bobby'nin geçmişine gelecek olursak sen bir şey bilmiyorsun, bunu anlıyorum. Ama inancı, fikirleri... Bundan da mı haberiniz yoktu? Yani nasıl oldu da kardeşini Bobby gibi biriyle evlendirebildin? Nasıl yani? Tamam, sana anlatayım. Duyduğuma göre benim babam Müslümandı. Ben doğduğum zaman babam annemi terk etmiş. Annem Hristiyandı. Bizim için pek bir önemi yok. Ama sizin gibi dinleri konusunda hassas olan insanlar, sizin gibi bir aile... Nasıl böyle biriyle bağ kurabilir ki? Dayan, sen iyi misin? Evet anne, 5 dakika sessiz kaldın diye hemen hasta olduğumu falan düşünüyorsun değil mi? Allah seni her şeyden korusun oğlum. Sen ve dua benim kalbimin huzuru, gözümün nurusunuz. Kötü olduğunu düşünmek bile istemem. Beni bilirsin. Sizin için gece gündüz dua ediyorum. Çocuklarımın hayatında hiçbir acı, hiçbir zorluk olmasın oğlum. Dua telefon etti. Müstecap ve dua akşam yemeğine gelecekler. Sen de evde kal. Müstecap 2 gün sonra Amerika'ya gidecekmiş. Babam büyük bir davet vermemiz gerektiğini falan söylemişti. Ama dua buna hayır dedi. En azından evde güzel bir parti yapmalıyız. Dayan, ne dediğimi duyuyor musun sen? Evet. Bugün şehre gitmemiz gerek. En azından birkaç hediye alalım. Neyse ki dua işimi çok kolaylaştırdı. Sadece birkaç tefsir kitabı istiyormuş. O kadar işte. Dayan, Müstecap'a ne alalım? Dini kitaplara ilgi duyar mı sence? Ne dersin? Yoksa giyecek bir şey mi alsak? Yok, o da olmaz. Parfüm...
O da çok sıradan. Ne alabiliriz hiç bilmiyorum doğrusu. Dayan nerede? Hala odasında. Nedense çok durgun görünüyor. Öyle mi? Ne oldu? Hasta mı acaba? Hasta falan değilmiş. Kafasına taktığı bir şey var ama nedir bilmiyorum. Yoktur bir şey. Dram yapıyor. Geldi işte bak. Hey yakışıklı. Ne oldu sana? Neden yüzün asık? Ne? Neden yüzüm asık olsun ki? Bu anneler de hep böyle. Gereksiz takıntıları var. Ah öyle mi? Hele kız kardeşler daha da beter. Suçlama üstüne suçlama. Öyle öyle. Hiç durmaz. İşte geldiler. Evet güzel. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Ah canım benim. İyi. Nasılsın bakalım? Hoş geldin. Sen nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim anne. Sen teşekkür ederim. İyiyim. Hoş sen? Bulduk. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldin kızım. Ne oldu dayan? Neden bu kadar üzgünsün? Dua birkaç gün sizinle olacak. Biliyorum. Bu arada sen yalnız mı gidiyorsun? Yoksa başkası da geliyor mu? Kiminle? Başka kiminle gidebilirim ki? Hayır. Ben de öyle diyordum. Neden endişelendin ki? Hayır Dayan. Hiç endişelenmedim. Bir planı ve stratejisi olan insanlar sorun yaşamazlar. Ne diyorsun amca? Çok doğru. Çok doğru. Anlamadım ki siz neden bahsediyorsunuz. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Hadi içeri girip yemek yiyelim. Hadi. Lütfen. Hadi. Tamam gerçekten hadi girelim açız, artık. Hadi. Hadi. Siz hadi buyurun. Hadi. Dua. Evet anne buradayım. Seni arıyordum. Şuna bakar mısın? Bunlar senin en sevdiğin kitaplar. Tefsir ve sarf. Harikasın anne. Bir kere söyledim ve en sevdiklerim geldi. Sen iste yeter. Aslında müstecap için de alacaktım. Ama dayan beni durdurdu. Önce müstecaba dini kitaplarla ilgilenip ilgilenmediğini sormamı söyledi. Sen söyle bari, müstecabın dini kitaplara ilgisi var mı? Gerçekten en sevdiğim kitaplar. Onları beğeneceğini adım gibi biliyordum. Hadi aşağı gel hadi. Herkes bekliyordur. Geliyorum. Alo, sana arama demiştim. Söyle bana, neden aradın? Oo, bayağı şaşırdım. Çok tuhaf davranıyorsun. Herhangi bir şeye sadakatin var mı? Kapat çeneni. Beni neden arıyorsun? Derdin nedir? Peki, biletimi henüz almadım. Otelin parası ödenecek. Biraz da alışveriş yapmalıyım. Anladım. Şimdi telefonu kapat. Bir yemek davetindeyim. Buradan çıkınca seni ararım. Tamam mı? Doğan'ın evinde mi? Yani... Dayan'ın evi değil mi? Çok iyi bir adam. Sana göre fazla bilinçli. Yemin ederim, söz veriyorum. Senin aleyhinde tek kelime bile etmedim ona. Yemin ederim. Alo? Alo? Harika. Alo. Evet Şize.
Sana defalarca söyledim, beni tekrar tekrar aramaktan vazgeç. Havaalanına geleceğim zaten. Evet. Dua benimle gelmeyecek, oldu mu şimdi? Sağ ol. Evet, gel. Bay Bobby, Bayan Dua'nın kardeşi geldi. Neden gelmiş? Yani annemle Dua'nın evde olmadığını söyledin mi? Evet, söyledim. Bana söyledi. Ama ben seninle konuşmak istiyorum. Elbette ama benim fazla vaktim yok. Akşam uçağım var, bavulumu topluyorum. Söyle. Çok vaktini almayacağım. Kısa ve net bir soru. Şiza'yı tanıyor musun? Tanıyorum. Seninle konuştu ve sana geçmişimi anlattı sanırım, ha? Hı? Ne olmuş? Şiza geçmişte kaldı. Doğan'ın kardeşin olduğunu biliyorum ama artık onunla sağlam ve kopmaz bir bağımız var. Ve birbirimize güveniyoruz biz. Eğer onunla benim aramda herhangi bir soruna sebep olursan, emin ol sen kaybedersin. Evet, tabii. Ona bir şey demeyeceğim. Güzel. Ama kendin söyleyeceksin. Her şeyi. Bu duruma kızmanı istemem. Sen akıllı bir adamsın. Şiza benim geçmişim. O gitti. Artık yok oldu. Ama Dua, o benim bugünüm. Mutlu olacakken neden onu üzecek, ona acı verecek bir şeyi yüzüne söylememi istiyorsun anlamadım. Bunu ömür boyu kafasına takar o. Sen onun kardeşisin. Öyleyim. Mutluluğunu düşün. Ama mesele Şiza'nın hayatından çıkması değil. Konu orada bitiyor mu yani? Sen kim oluyorsun da beni sorguya çekiyorsun ahmak herif? İşte. Senden beklediğim davranış buydu. Evet, ben cevabımı aldım. Hoşça kal. Ona bir şey söylemeyeceksin. Beni duydun mu? Senin karın olsa bile o her zaman benim kardeşim. Dur! Dinle beni! Ona bir şey demeyeceksin, duydun mu? Duydun mu, duymadın mı? Evet, seni duyuyorum. Ona her şeyi anlatacağım. Seni var ya! Ne yapıyorsun? Bırak onu. Dayan, iyi misin? Bir şeyin var mı? Bir şeyim yok, iyiyim ben. Ne oldu sana böyle? Neler oluyor? Bazı sorunlar var. Seni buradan almaya geldim. Git çantanı topla ve buradan gidelim. Hey beyefendi! Burası Doğan'ın evi. Hiçbir yere gitmeyecek. Sen gideceksin, anladın mı? Ne oldu? Bana bir şey söyleyin. Bir günde ne oldu da ikiniz böyle kontrolden çıktınız? Söylesene onu. Yoksa ben mi söyleyeyim? Kes sesini. Ne dediğimi anlamadın mı? He? Buradan gidecek misin, zorla mı çıkarayım? Lütfen. Dayan. Dayan, beni dinle kardeşim. Sen şimdi eve git, rica ediyorum. Lütfen, lütfen eve git. Dua? Yanlış bir şey yapacağımı mı düşünüyorsun? Ha? Bana güvenmiyor musun sen? Ben sana her konuda gözüm kapalı güveniyorum. Ama müstacabın birkaç saat sonra uçağı var. O gidince yarın seninle konuşmaya gelirim. Ve sana söz veriyorum. Ama lütfen hemen... Hemen eve git. Git buradan! Peki. Kendine iyi bak, tamam mı?
Bilmek istiyorum Müstecap. Dayan'ın o kadar üzülüp kızmasına sebep olan şey neydi? Hayatımın büyük bir kısmını onun yanında geçirdim. Hatta onunla doğdum, onunla büyüdüm. Ve onu avucumun içi gibi bilirim. Gerçekten sabırlı ve çok dengeli bir insan. O tavrını görünce gerçekten şoke oldum. Sıradan bir şey onu bu hale getiremezdi. Eğer olağanüstü bir şey varsa bu da mutlaka seninle ilgilidir. Sana her şeyi anlatacağım Dua. Her şeyi. Ama lütfen şu anda bir şey sorma bana. Gitmeden önce sadece birkaç saatim var. Sadece birkaç saat. Geçmişte kalan bir şey üzerinde gereksiz bir tartışma yapmayalım şimdi. Sadece aşkımız hakkında konuşalım. Senin yokluğunda iyi şeyler hatırlamak isterim ben. Özür dilerim Müstecap. Ama Dayan'ın yüzünü gördükten sonra bunlar benim için mümkün değil. Ama ona elini kaldırmadan önce aynı elle ellerimi tutup benimle vedalaşacağını düşünmeliydin. Dayan'a ne kadar yakın olduğumu, onun kalbimde ne kadar büyük bir yeri olduğunu umursamadın bile. Dua, beni dinle. Lütfen. Dua, kim seni benden almaya çalışırsa ya da seni benden ayırmaya kalkarsa, o kalbime asla yaklaşamaz. Olanlar için hep üzüleceğim, pişmanlık duyacağım. Ona elimi kaldırdım, bunu yapmamam gerekirdi. Ama tamamen onun hatasıydı. Böyle hassas bir zamanda buraya gelip öyle gereksiz şeyler söylememesi gerekirdi. Ben çok ama çok uzun süre sensiz kalacağım. Biri kardeşini kandırıyor. Seni de kandırmaya çalışacak. O yüzden lütfen bana bir söz ver Dua. Hadi söz ver. Benim yokluğumda hiç kimsenin sözüne inanmayacaksın. Lütfen Dua. Dayan nerede kim bilir. Hadi çağır da gelsin artık. Az önce aradım. Telefona cevap vermiyor. Sırası mı şimdi? Dayan. Sen bu elbiseyle mi geleceksin? Hadi git hazırlan artık. Tabii hazırlanacağım ama önce Dayan gelsin. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Nerede kaldın böyle Dayan? Seni kaç kere aradık ama telefona bile bakmadın. Bir arkadaşımın yanına uğramıştım. Böyle bir zamanda sırası mıydı? Müstecap'ın bu gece gideceğini unuttun herhalde. Gidecekse ne olmuş? Veda yemeği bile verdik. Daha ne yapacağız? Dayan oğlum, veda yemeğini kendi mutluluğumuz için verdik. Katılıyorum, bu bizim sorumluluğumuz değil ama insanlık, edep bunu gerektiriyor. Böyle şeyler yapmak lazım. Tamam, hadi bırakın artık bunları. Dayan. Bu akşam Dua'nın kayınvalidesine gidiyoruz. Müstecap'ı uğurlamaya da gideceğiz. Hazır ol. Sen gelmezsen olmaz oğlum. Kimse bir yere gitmiyor. Müstecap'ı uğurlamamıza hiç gerek yok. Dua'ya gelince de yalnız gidecek. Onu uğurlayacak ve geri gelecek. Siz evde bekleyin. Nasıl? Ona ne oldu şimdi Seccat? Bilmiyorum. Sanırım oradan geliyor. Ve muhtemelen orada bir şeyler oldu. O zaman Dua'ya telefon edelim. Hayır, hayır. Bize beklememizi söyledi. O halde sadece bekleyelim. Arabaya götür, geliyorum. Hadi Dua. Hadi diyorum. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm.
Ama tek sebebi bu yüzü üzgün görmek istemememdi. Yüzündeki bu ciddiyeti hiç istemiyorum. Sevgi ve ışık görmek istiyorum. Bilirsin, her insanın sevgiye ve ışığa çok ihtiyacı vardır. Ancak öyle önümü görebilirim ben. Dualarım seninle müstecap. Gerçi sen duaların gücünü bilmezsin. Git hadi. Annen seni bekliyordur. Şu anda onun yanında olman gerekiyor. Anneler çok kırılgandır. Oğulları uzağa gidince üzülürler. Annemin neler yaşadığını çok iyi anlıyorum. O çok üzgün. Ya sen Dua? Neden duygularından bahsetmiyorsun? Gideceğim için üzülmeyecek misin? Bu henüz hissetmediğim bir şey. Hissetmeden nasıl söyleyebilirim? Yalan söylemek istemem müstecap. Acıyı ancak hissettiğin zaman anlayabilirsin. Dua, çok acımasızsın. Bunun farkında mısın? Sadece gerçekçiyim. Gerçekçi insanlar güçlüdür. Dinle Dua. Birini güçlü yapan en gerçek şey sevgisidir. Ve şu anda tek bir gerçek var. Eğer şimdi güçlüysem sebebi senin sevgin. Dua. Konuşmamız gereken tek şey bugünümüz ve geleceğimiz olmalı. Bugünkü sevgimizi ve gelecek için vaatlerimizi konuşalım. Geçmişi konuşmayalım, o konuda hiç tartışmayalım. Dua lütfen. Lütfen Dua. Bana söz ver. Benim geçmişimi aramıza sokmayacaksın. Gitme vaktin geldi müstecap. Hiç merak etme, koşarak geri gelecek. Artık sensiz nasıl yaşayabilir ki? Eve gittiğinde sakın unutma. Ona çok uzun bir alışveriş listesi gönder ve ona tamamını alması gerektiğini de söyle. Ayrıca sana söyleyeceklerimi de ekle. Peki, öyle yaparım. Oğlum kısa sürede sana karşı büyük sevgi beslemeye başladı. Beni bile bu kadar çok sevmemiştir. Ama bu konuda hiç üzülmüyorum. Kıskançlık duymuyorum. Aksine o kadar mutluyum ki kelimelerle ifade edemiyorum canım. Sadece gelinim olduğun için değil, bu evde olduğun için değil. Yolun kendisi olduğun için. Dümdüz, açık ve aydınlık. Yanılgılar ve şüphelerle kuşatılmış bir anne, biricik oğlunun bu kadar güzel ve düzgün bir yolda yürüdüğünü gördü ya, düşünsene. O yüzden bu evlilik bana çok iyi hissettiriyor. İyi ki buradasın kızım. Allah'a dua ediyorum anne. Umarım beklentilerini karşılarım. O artık senin kızım. Ellerinde bir ateş böceğinden farkı yok. Sevgi doğal bir şey anne. Zorla tutulmaz. Evet doğru. Ama oğlumun bir özelliği var. Sevdiği zaman çok fazla sever, inan. Ve ilişkilerde asla yalan söylemez. O kız onun hayatında geçici bir hevesti. Ama sen güneş gibi doğdun kızım. Hangi kızdan bahsediyorsun anne? Şiza. Bobby'nin geçmişteki kız arkadaşı.
Şimdi anladım. Demek müstecapla Dayan arasındaki tartışma buydu. Ben de bu yüzden gidip bunları ailenle konuşmadan önce beni dinlemeni istedim. Bobby'nin geçmişteki hatasını bağışla. Sence güneşle geçici hevesler kıyaslanır mı? Şiza, Bobby'nin eski kız arkadaşı. Seni var ya! Dur! Ne yapıyorsun? Bırak onu! Dayan, iyi misin? Bir şeyin var mı? Bir şeyim yok, iyiyim ben. Ne oldu söyle, neler oluyor? Bazı sorunlar var. Seni buradan almaya geldim. Git çantanı topla ve buradan gidelim. Hey beyefendi! Burası Doğan'ın evi. Hiçbir yere gitmeyecek. Sen gideceksin, anladın mı? Biri kardeşini kandırıyor. Kesin seni de kandırmaya çalışacak, lütfen. Bana söz ver Doğan. Hadi söz ver, benim yokluğumda... Hiç kimsenin sözüne inanmayacaksın. Ama oğlumun bir özelliği var. Sevdiği zaman çok fazla sever. Ve ilişkilerde asla yalan söylemez. O kız onun hayatında geçici bir hevesti. Ama sen güneş ışığı gibisin yavrum. Selamün aleyküm baba. Nasılsın? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Şu anda neredesin? Evdeyim. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Hala uyumamışsın. Müstecab'ın uçağı bugündü, öyle değil mi? Evet baba. Annemle ben onu uğurlayıp az önce eve döndük. Anladım ama Dayan onu uğurladıktan sonra bize geleceğinizi söylemişti. Gelmeyecek misiniz? Evet baba. Aslında gelmek istemiştim ama annem durdurdu. Çok geç oldu, yarın gidersin dedi. Tamam, annene veriyorum. Onunla da konuş kızım. Alo, selamün aleyküm. Aleyküm selam anne, nasılsın? Her şey yolunda mı kızım? Orada bir sorun yok değil mi? Evet, her şey yolunda anne. Neden meraklandın? Dayan nerede? Sizinle birlikte mi? Dayan az önce geldi ve odasına gitti ama çok üzgün görünüyordu. Ve nedense babanla hava alanına gitmemize engel oldu. Dua, senin neyin var? Her şey yolunda mı? Dayan sizin oraya mı geldi? Hayır, sorun yok anne. Siz merak etmeyin. Sanırım yanlış tahminlerde bulunuyorsunuz. Dayan beni almaya gelmişti ama hayır dedim. Bu yüzden morali bozuldu. Sen merak etme. Yarın onun gönlünü alacağım. Hadi siz de rahat rahat uyuyun. Anladım, anladım. Peki, görüşürüz. Ama dinle. Yarın mutlaka gel, olur mu? Babanla ben senin için çok üzüldük, çok endişelendik. Seni çok özledik. Evet, mutlaka geleceğim. Görüşürüz. Ne söyledi? Yarın gelecek.
Dayan, bana kızgın mısın? Kim söyledi onu sana? Daha önce sana hiç kızdığımı gördün mü sen, söyle. Hı? Ben müstecabın davranışı için senden özür dilerim. Sana gerçekten ayıp etti. Dünden beri acı çekiyorum Dayan. Sen delirdin mi Doğa? Ne ara bu kadar resmi olduk? Ha? Sen evden gideli ne kadar zaman oldu ki, söyle. Ben aynı Dayan'ım. Hani hep kavga ettiğin, didiştiğin Dayan. Patakladığın, tepesine çıktın. Hadi artık bırak ağlamayı. Şuna bak. Burnundan akanlar ellerime bulaştı. Dayan. Hadi gel, yürü, içeri geçelim. Sen bu tavuklu samosaları denemedin. Dürüm de al hadi. Taze kızarmışlar. Anne, bu kadar yersem şişmanlayacağım. Yeter ama. Bir kere de güzel bir şey söyle, bir şey olmaz. Geldiğinden beri hiç boş durmadım. Samosalar, pakoralar, kekler, şimdi de dürüm yediyorsun. Aslında canım daha fazlasını istiyor ama tamam. Çok fazla yedim anne, yeter. Ye kızım, ye. Senin sayende biz de böyle kebap yemiş oluyoruz. Hadi sen de ye. Sen gittikten sonra annen kedere boğulup biz baba oğlun karnını doyurmayı unuttu, biliyor musun? Ama çok şükür bugün bunları da gördük. En son ne zaman yemiştik? Baba lütfen yapma böyle. Annemin bütün yemekleri çok güzel. Sonuçta börek çörek işleri Doğan'ın göreviydi. Unuttun mu? Nasıl unutabiliriz? Ne kızımızı unutabiliriz, ne de çay partilerini. Anne, düşünüyordum da akşama körili yahni yapalım. Doğa körili yahniyi gerçekten çok sever. Değil mi Doğa? Evet. Lütfen. Siz ne yemek isterseniz söyleyin. Ben her şeyi pişiririm. Uzun zaman sonra evimize bahar gelmiş gibi. Kızım, birkaç gün kalırsın değil mi? Evet baba, buradayım. Annem bir iş için İslamabad'a gitti. Bir ay sonra dönecekmiş. O zamana kadar sizinleyim. O halde Ramazan bayramını birlikte kutlayacağız. Ha, ne güzel. Evet. Eğlenceli hadi, olacak. Hadi. Bir şeyler ye. Şundan öyle durmak olmaz. Hayır hayır, sadece çay içeceğim. Aslında çaya bile yer kalmadı ama annem yaptığı için içeceğim. Teşekkür ederim Dayan. Niçin bu? Annemle babama müstecapla olan kavgandan bahsetmediğin için. Çok üzülürlerdi. Bu sadece geçici bir rahatlık verir Dua. Merak ediyorum da arkasındaki gerçek rahatsız etmiyor mu? Bak, seni gerçekten mutlu görmek istiyorum ben Dua. Hem de çok mutlu. Ama bu durumda seni mutlu ve hoşnut görmek beni şaşırttı açıkçası. Bundan da anlaşılıyor ki müstecapla benim aramdaki kavganın sebebinin ne olduğundan senin hiç haberin yoktu. Haberim var Dayan. Ben her şeyin farkındayım. Ona rağmen öyle mi? Bak Dayan, biz böyleyiz. Perdenin güzelliğinden öyle etkileniyoruz ki nasıl yapıldığı aklımıza bile gelmiyor. Perdenin arkasındaki sahneyi düşünmüyoruz. Annemle babam bu kısmet çıkınca kızları için sevinmişti. Damat zengin, varlıklı bir aileden geliyor. Güzel bir evi var. Nesiller boyu iyi tanınan bir aile. Ama biz görmüyoruz. Perdenin arkasındaki sahne nasıldır, ne anlatır bilemiyoruz. Nasıl kuruldu, neye benziyor? Dayan, ben bu teklife hayır dediğimde
Hepiniz beni ikna etmek istediniz. Bugün de ben öyle yapıyorum sana. Bu evliliği sonuna kadar götürmeme izin vermeni istiyorum, lütfen. Burada mesele evlilik değil Dua. Bak, niye hala anlayamıyorsun? İşte bu dayan, bir şey anlamak istemiyorum. Eğer beni bütün dünyadan ayırıp sadece kendine ait yapmak istiyorsa, bırakalım öyle yapsın. Beni Amerika'ya götürecekse bırak götürsün. Ömrümün sonuna kadar beni orada tutacaksa bırak tutsun. Benim gibi doğulu kızlar, aşk kurşunu yiyince denize döneriz. Ve denizler okyanuslara açılır. Müstecap, o benim için okyanus gibi. Onun geçmişine gelince, söyledikleri doğruydu. Bugünümüz ve geleceğimiz daha önemli. Geçmiş sadece bir göz yanılsaması. Dayan, bugünden sonra bence bu konuyu seninle konuşmayalım. Önce benim de konuşmama izin verecek misin acaba? Bundan sonra kendinle ilgili ne karar vermek istiyorsan ver, ben sana karışmayacağım. Ama beni bir dinle. Tamam, söyle. Ne demek istiyorsun? Dua. Seni her yerde aradım kızım. Müstecap az önce Amerika'dan aradı. Birazdan da görüntülü arayacak. Tamam, ben gidip telefonu alayım. Sana ne oldu? Neden bu kadar ciddisin? Yok, yok bir şey. Merhaba tatlım. Selamünaleyküm Müstecap. Nasılsın? Gideceğin yere ulaştın mı? Ulaşmak mı? Gideceğim yeri geride bıraktım. Şimdi sürekli yollarda senden uzaktayım. Resmen acı çekiyorum. Yolculuğun iyi geçti mi yani? Sen nasıl bir eşsin? Sensiz iyi bir şey olabilir mi diyorum. Hayır. Bana hayatta mısın diye sorsan... Evet diyebilirim. Ama hayır. Doğrusu o değil. Sadece kalbim atıyor diyebilirim. Bir de ateşim var tabii. Göğsümde çok ağrıyor. Allah korusun Müstecap. Öyle şeyler söyleme. Hiç dayanamıyorum. Hadi söyle bana. Bir gün beni çok özlersen... Anlat hadi. Beni çok özleyince ayrılık acısına dayanabilecek misin bakalım ha? Ne diyorsun? Benim yokluğuma katlanabilecek misin? Senin bu kadar duygusal olduğunu bilmiyordum doğrusu. Kes! Dinle beni! Ona bir şey demeyeceksin, anladın mı? Anladın mı diyorum! Ne olursam olayım. Bildiğim tek bir şey var. Ben seninle tanıştıktan sonra tamamen yeni bir Müstecap Ahmet oldum. Geçmişimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya da hatırlamak istemiyorum. Dayan... Dayan hiçbir şey söylemedi. Buraya gelmeden önce annem her şeyi anlattı. Senden hiçbir zaman bir şey saklamak istemedim. Hatta sana her şeyi anlatmak istedim ben. Ama senden ayrılmak beni delirtebilirdi.
içinde geçmişe dair bir şey yok. Belki de unutmaya çalışıyorumdur. Eğer sen de hatırlamazsan beni mutlu eder. Annem bana o kızın senin başına çok dert açtığını söyledi. Merak etme Dua. Sen yanımda olduğun sürece her şeyin üstesinden gelirim. Şize'yi seven insanlar benim için hiç önemli değiller. Onları düşünüp kendi canını sıkmamalısın. Aslında benim bir itirafım daha var. Söyle. Ben yakında Pakistan'a dönemeyeceğim. Dua, Amerika'ya yerleşmemiz gerekecek. Umarım beni anlarsın. Bir erkek aşkını itiraf ettiği zaman kadın her itirafı kabul eder. Seninle Ay'a gitmemi istesen bile gelirim. Ben de senden bunu duymayı bekliyordum. Yakında yine arayacağım. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Tamam. Görüşürüz. Hı? Merak etme. O beni gerçekten seviyor. Biliyorum. Onun sevgisinden şüphem yok. Bak Dayan. Ertesi gün Şaban ayının son günü, Ramazan başlayacak. Beni şehre götürür müsün? Bayram alışverişi yapacağım, biliyorsun Ramazan'da çıkamam. Çünkü Ramazan'da alışveriş yapmak zor oluyor. Kına alacağım, bilezik alacağım ve halhal alacağım. Sen de benimle gel. Dayan hadi ama. Tamam, gideriz. Kahve. Teşekkür ederim. Neden Dayan'la Dua'yı da buraya çağırmıyoruz ha? Müstecap Amerika'ya vardığını söylemek için aradı. Dua onunla konuşuyor. Yani rahatsız etmek istemedim. Anladığım kadarıyla kızımız evliliğinde çok mutlu. Elhamdülillah. Bence artık münasip bir zamanda Dayan'ı da evlendirmeliyiz. Evet, fırsatını bulunca Dayan'la da konuşalım. Bundan iyi fırsat olur mu? Dua burada. Dürüst olmak gerekirse Allah görevimizi vaktinde yerine getirmemize yardım etti. Şükür elhamdülillah. Evet haklısın. Ben de gece gündüz Allah'a şükrediyorum. Diyorum ki Allah'ım çocuklarımızı ve evimizi kem gözlerden koru. Amin, amin. Allahu Ekber. Dua çok rahat ve mutlu görünüyor. Kocasının geçmişini öğrendikten sonra bile hiçbir şeyi fark etmedi. Müstecabın aşkının kökleri onun ruhunun derinliklerine kadar uzanmış durumda. Ona eziyet edip acı çektirmek doğru olur mu hiç? O derine inmiş köklerle savaşmak çok zor bir iş Dayan. Onlarla birlikte her şeyi paramparça edebilirsin. Her şey yolunda mı Bobby? Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır anne. Her şey mükemmel. Çok şükür. Gerçekten çok korktum canım. İslamabad'a bu yüzden geldim.
Seccat da Nimran'ın Dayan hakkında konuşmak istemesinden korktum. Hem bir de Şiza meselesi var. Her neyse. Dua'yla konuştum. O da anladı ve kendini toparladı. O mükemmel bir kız. Yerinde başka biri olsaydı duygusal davranıp olayları gereksiz abartırdı. Her neyse, Şiza konusu ne durumda? Ben bazı avukat arkadaşlarla konuştum. Destek verecekler. Onunla görüşecekler. Sonra tazminat ne olursa olsun ödeyip bu konuyu sonsuza kadar kapatacağız. Evet oğlum. Bunu mümkün olan en kısa zamanda bitir, olur mu? Ve duayı alıp Amerika'ya götür. Siz ikiniz oraya yerleşmediğiniz sürece ben huzurlu olmayacağım. Neden bilmiyorum. Ama içimde hep bir huzursuzluk var işte. Sanki ruhumda fırtınalar kopuyormuş gibi hissediyorum. Anne, yapma. Bunlara hiç gerek yok. Anneler hep endişe eder. Merak etme. Yakında duayı da alıp Amerika'ya getireceğim. Onunla konuştun mu? Evet. Bayram için alışveriş yapacaktı. Ramazan yarın başlıyor. Aa, anne. Anne, ondan kibarca rica eder misin? Oruç tutmasın. Onunla dini inançları konusunda tartışma. O insanlar için bu ay ve İslam'ın emirleri gerçekten çok önemli. Üzgünüm anne. Ben kalbimdekini söyledim. Yanlış oldu. Sanırım bu benim sorunum. Lütfen dinle beni. Bakış açını değiştirmeye çalışmak zorundasın. Farklı inançlara sahip insanlar uzun süre bir arada kalamaz. Dua senin düşüncelerini öğrenince olacaklardan çok korkuyorum oğlum. Yapma. Dinle anne. O benim karım. Düşüncesi, varlığı, inançları aşkımın avucunda hapis. Benden ayrılması mümkün değil. Yani onu tamamen çaresiz bıraktım. Bütün kalkanlarını indirdi ve bana teslim oldu. Nasıl oldu acaba? Aman Allah'ım. Bir de bana alışverişi hiç sevmem falan diyorsun. Şunlara bak. Bu bileziklerle kınalar için beni dolaştırmadığın yer kalmadı Dua. Yoruldum ama. Ne olmuş? Bayram alışverişim. 30 günlük oruçtan sonra Allah'ın hediyesidir. Ya. Böyle hazırlanmak normal. Hem kardeşinin parasıyla alışverişin tadı başka oluyor. Öyledir. Bak biliyorsun. Bunun numarası kaçtı? Müstecap'la senin ilişkiler hakkındaki düşünceleriniz oldukça farklı bence. Sen Müstecap'ı neden sevdiğimi biliyor musun? Hı. Çünkü benim sevdiğim her şeyi o da sevmeye başlıyor. Şu an onu anlamıyorsun. Ama anladığında sen de benim gibi onu sevmeye başlayacaksın. İnşallah. Ben de öyle olmasını umuyorum. Düşüncemin ve hislerimin yanlış çıkmasını istiyorum Dua. Keşke ben yanılsam da sen haklı çıksan. Sana yenilmekten her zaman mutluluk duyarım. Bu kez de kaybetmek için dua ediyorum. Hadi artık çok geç oldu. Anne mutfakta tek başına çalışıyor. Ay çıkınca teravih kılmamız lazım. Lütfen bunların hepsini benim odama koy, olur mu? Böyle bir kardeşi nereden bulacaksın? Sen de benim gibisini bulamazsın. Amerika'ya gittiğimde beni çok özleyeceksin. Bu nasıl görünüyor? Çok güzel. Teşekkür ederim. Dua! Dua! Dua, Ramazan hilali göründü.
Gel bak. Nerede? Bak işte şurada. Ha, evet. Ramazanın mübarek olsun Dayan. Senin de Ramazanın mübarek olsun Doğa. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Yalnız sana ibadet ederiz. Sen hayatımızı dilediğin gibi şekillendirirsin. Bizi hakkıyla ibadet etmeye muktedir eyle. Niyetimizi, haletimizi temizle. Sen herkesin Rabbisin. Bizi yolundan ayırma. Alo. Evet, ben odama geçeyim konuşalım. Anne, Ramazan'ın mübarek olsun. Ay kızım, senin de mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar canım. İnşallah bu ay çok güzel geçer. İnşallah. Hadi, teravihten önce bütün işleri bitirelim. Aa evet, sosların yapılması gerek. Bütün malzemeleri hazırladım sanıyordum. Ama mercimekleri unutmuşum. Sahur için mi? Anne, ben kıymalı pide istiyorum. Biliyorsun Ramazan'ın ilk sahurunda kıymalı pide yemeyi çok severim. Kıyma hazır. Birlikte hamuru da yoğururuz. Sahura kadar hazır olur. Dayan'a sor, sahurda ne yiyecekmiş? O nereye gitti? Bilmiyorum. Telefondaydı. Gidip bir bakayım. Arkadaşları aracılığıyla bana baskı yapıyor. Bana çok para teklif etti. Çenemi kapatıp aleyhinde ifade vermeyeyim diye. Planın nedir? Ne yapabilirim ki? Benimle yaşamaya razı değil. Yolunu değiştirmiş. Ne zamana kadar peşinde koşacağım? Böylesi daha iyi. Önüme bakıp kendime daha iyi bir gelecek hazırlamalıyım. Ne istiyorsan onu yap. Kız kardeşin onun hayatına girdiğinden beri beyefendi dönüp bana bakmıyor bile. Kardeşin neye karar verdi? Şu an bir şey yok. Ona hala söylemedim deme sakın. Yani şu anda onu üzmeye hiç cesaretim yok. Hadi ama gerçekçi ol. Bunu kardeşinden ne kadar saklayabilirsin ki ve bana kız kardeşinin çok dindar olduğunu söylemiştin. O ikisi birlikte yaşayamaz, yemin ederim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bütün bunları onu benden uzaklaştırmak için yapıyorsun. Beni kandırıyorsun. Müstecabı yolundan çevirmek istiyorsun. Ama dinle Bayan Şiza. Onu benden asla ayıramayacaksın. Sen ondan öyle uzaksın ki. Yerle gök kadar. Sadece yakın sanıyorsun. Kapa çeneni. Sadece sus. Seni uyarıyorum Bayan Şiza. Müstecaptan uzak dur. Ben de sana şunu tavsiye ediyorum. Onunla asla mutlu olamazsın. O bana ait. Bırak benim kalsın. Bırak bu saçmalıkları. O kadın yalan söylüyor. Yalan söylüyor Dayan. Dua, sakin ol. Eğer o yalan söylüyorsa sen neden böyle endişeleniyorsun? Hı? Eğer doğruyu söylüyorsa... Ne olursa olsun sen sakin olmalısın. Çok korkuyorum Dayan. Gerçekten korkuyorum.
Yalan söylüyor. Dua müstecapla biraz zaman geçirdin. İnancı hakkında fikir edinmiş olmalısın. Yarın Ramazan başlıyor. Allah'a yaklaşmak için bu mübarek bir ay. Bu ayda insan fiziksel, ruhsal ve duygusal anlamda Allah'a yakın olur. İstediğin şeyin gerçekleşmesi için dua et. Sen Rabbini çok seviyorsun, değil mi? Hı? O halde başka hiçbir sevgiye Rabbinden daha çok önem verme. Ve lütfen sahurda böyle üzgün olma dua. Yoksa annemle babam da üzülecek. Tamam mı? Hadi. Hadi git uyu. E hadi kalk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Amin. Allah'ım sen dualarımızı kabul et. Kabul et Allah'ım. Dua? Hala uyumadın mı sen? Kızım ne oldu? Her şey yolunda mı söyle? Ama yapma böyle dua, ne oldu anlat bana. Anne her şey yolunda, sen merak etme. Dua? Neden hala uyumadın sen? Uyanma diye sana uyku ilacı vermiştim üstelik. Sen hala burada ne yapıyorsun? Biri bana ne olduğunu anlatacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.